Evet arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün ne izleyeceksiniz biliyor musunuz? Kışıkları çıkarıyorum. Yatağın altından yazlıkları kaldırıyorum. Ama şu anda havalar böyle birazcık orantısız olduğu için ona göre biraz yazlık bırakmayı düşünüyorum. Şimdi hep birlikte neleri bırakıp neleri tutacağımıza karar vereceğiz. Şimdi ben böyle bunları kategorilendirerek ayıracağım önce. Çok enteresan parçalar olduğunda size göstereceğim ama asıl yerleştirirken giyinme odasına gideceğiz ve yerleştirirken birlikte yerleştireceğiz neyi nereye koyacağımı ve içinden belki ayıracağım kıyafetler olur. İhtiyacı olanlara göndeririz. Bir şeyler yapacağız. Ben bir kategorilendireyim. Ara ara yanınıza gelip her şeyi göstereceğim. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar birkaç dakika geçti. Göstereyim. Daha bu tarafa geçmedim. Önce buraları ayırıp daha sonra yazlıkları buraya getireceğiz. Ben şu an ayırıyorum. Ayırdıktan sonra yerleştirirken ilginizi çekecek şekilde göstereceğim. Evet bir şeyler. Ya şöyle söyleyeyim daha şu hurçların içi de doluymuş. Ben size giyinme odamı daha önce gösterdim diye hatırlıyorum ama önce buradan yazlıkları ayırmam lazım. Sizi nereye sabitleyeceğimi düşünüyorum. Daha sonra size gösteririm ben. Ev tur videosu çekeceğim zaman giyinme odasını detaylıca göstereceğim. Merak etmeyin o yüzden. Şu an çok detaylı göremezseniz mutlaka göstereceğim. Şimdi herhalde artık tamamdır. Evet. Şimdi önce çok böyle aşırı ultra yazlıkları şu askılıklardan çıkaracağım. Hani giymeyeceğime inandığım. Bu arada odanın şu kısmındaki bölüm dileğin elbiseleri. Şurada ayakkabılık var. Şurayı kazaklık yapacağım muhtemelen. Şurada pantolonlar var. Yani kazak ve sweatshirt koyarım diye düşündüm. Şurada tişörtler duruyor. Kenarlarda uzun elbiseler duruyor. Burada askılar duruyor. Çekmecelerde de taytlar, iç çamaşırları, çoraplar falan duruyor. Biraz daha böyle. Çanta dolapları var. Oraları zaten dediğim gibi tüm fonksiyonlarıyla anlatacağım. Neyi neden yaptığımı. Ama bu tamamen aslında kışık çıkarma üzerine bir video olduğu için. Şu anda oraya çok odaklanmayacağım. Bu arada dolabımı, giyinme odamı Rai konsepte yaptırdım. Instagram'ını aşağıya bırakıyorum. Gerçekten hayallerimi süsleyen bir giyinme odası oldu ve inanılmaz bir şey çıktı ortaya. Birazcık karışık ama yine de biraz böyle minik minik elbiseleri çıkaracağım. Yani şöyle mesela aşırı gömlek elbiseleri böyle çok ultra yazlık olanları çıkaracağım. Zaten artık hani şort giymiyorum. Çok fazla yazlık giymiyoruz. O yüzden ayıklayabilirim galiba. Öyle çok ultra beyaz şeylerle vedalaşıyorum. Bunları hurçlara koyup kaldıracağım. Mesela hani mesela şu elbiseleri falan hani şöyle fazlasıyla yazlık elbiseler gidiyor. Burası bayağı yazlık dolabıymış. Daha da var. Şu askıları ortaya koyacağım. Ya bu arada benim dağınık tutmamdan çok rahatsız oluyorum. Gerçekten çok aşırı dağınık kullanıyorum giyinme odamı. Bu giyinme odası peri odası gibi ve kesinlikle bunu hak etmiyor ama. Özellikle tişört dolabımı göreceksiniz. Dilek'te geldikten sonra dolabımız birleşti bizim tabii. Sürekli böyle giyinme odasına girip çıkan birileri oluyor yani. Hani Dilek, ben. Daimi olarak böyle giyinme odasından bir şeyler aldığımız için böyle pataküte düşüre düşüre. Şimdi biraz da sizi şuraya alacağım. Evet, şimdi de buradasınız. Bazı etekleri mesela kışında giyebiliyorum. Mesela yani şu kadar açık renkli, hareketli ve çok aşırı mutlu bir eteği giyemem muhtemelen kışın. Şu arkadakini giyebilirim ama bunu giyemem. Bir de ortasında bir gömlek görüntüledim. O da kalabilir sanki. Tamamen Cale ablanın hayal gücüne kalmış bir yerleşim düzeni. Nasıl asarsa öyle yaşıyoruz denebilir. Bu elbiseyi yolluyorum. Artık bu da giyilecek gibi değil. Yani yine Jale ablanın hayal ürünü olan böyle bir büstiyerler bilmem neler. Ben bunları buraya asmayacağım. Yani ultra yazlık görüyor musunuz? Bunu bir kere göstermiştim siz hatırlarsanız belki. Bunlar tabii ki diyor. Ben bikini üstüne giydiğim şey de Jale abla buraya koymuş. Bu arada Jale abla bana yardımcı olan abla. Şöyle söyleyeyim. Bunu da vereceğim birisine. Ben doğmadan öncesinden beri anneannemlerle annemlerle çalışıyormuş. Yani benim doğuş anıma kadar biliyor. Ben doğduktan sonra da hep böyle anneannemlerle ve annemlerin yanında yaşamış. O yüzden hani gerçekten çok ciddi bir şekilde hayatımın tamamına hakim. O yüzden artık hani kıyafetlerimi de artık tanıyabilmesi gerektiğini düşünüyorum ama kesinlikle tanımıyor. Yeni biri olduğu anda her şey birbirine giriyor ve karışıyor diyebilirim. Şunlar okey giyilir. Şunu yolluyorum. Diyorum bazen Cale abla neler yaşadık. Sizin de böyle var mı? Benim hani hayatımda yaşadığım her olayı Cale abla da benimle beraber yaşadı. Çünkü sürekli ev taşımak ve evde olup biten
kalemlere o kadar hakim ki biliyor yani. Benle beraber yaşadı. Bunlar da gidiyor. Hep kine altına giyilen şeyler. Yani benim çok fazla tabii herkese göre bakıldığında giyecek bir şey yoktur ama şöyle söyleyeyim. Çok giyecek kıyafetim yoktan ziyade vücut ölçülerim daimi olarak değiştiği için çok fazla vücuduma göre kıyafetim bu aralar yok. Biraz almaya çalışıyorum. Bir dolap yapmaya çalışıyorum. Kıyafet almaya çalışıyorum ama bu gömleği de yolluyorum size. Henüz nasıl yollayacağımı bilmiyorum ama bir noktada yolluyorum. Hiç giymediğim şeyler de var aralarında. Bu da gidiyor. Bunlar da gitsin artık. Bunlar biraz fazla yazlık. Bu arada askılarımın farklı olması bazı insanları rahatsız edebilir. Böyle takıntısı olan çok fazla kişi var. Ben de öyleyim. İlk taşındığımız zaman acayip böyle olaylı taşınmıştık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ev bitmemişti çok uzunca bir süre. Hala bitmedi bu arada. Salonu size şu an göstersem şok olursunuz. Salondaki televizyon ünitesini yollattık tekrar. Salonun koltuğunun yerini değiştirdik ve şu an bir televizyon ünitesi yok. Her yerde televizyon yerde duruyor. Bir de bir ayna vardı arkasında. Onu söktürdük. O duvardaki boyalar kalktı falan. Önce konsol gelecek, monte edilecek, sonra üzerine boya yapılacak. Televizyon öyle yerleşecek ve orası da yerleşecek falan filan. Ben de gerçekten en az sizin kadar ev turu videosu istiyorum. Bu arada bu elbise, bütün yazımı geçirdim bu elbiseyle bakın. Şöyle kumaşı böyle inanılmaz rahat. Böyle bir elbise. Elbiseyi Trendyol Milya'dan aldım. Yani 30 liraya falan aldım. Smallmuş bedeni. Small olmasına rağmen böyle kumaşı enteresan güzel bir kumaş. Aa, gözlüğüm buradaymış. Eğer linkini bulabileceğim kışlık şey olursa size link de veririm. Bunlar fazla yazlık ya. Bunlar da gidiyor. Ben çok etekçi bir insan değilim. Belki bunu anlamışsınızdır. Hani kışın geldiğine inanılmaz derecede mutluyum. Burada sadece biraz yerleştirme hatası var. Ama hepsini halledeceğiz zamanla Jale abla. Bu ne be? Bak şimdi Dilek'in kıyafeti buldu. Neyse hiç çaktırmayayım. Şu mavi elbise kalabilir mesela. Mavi marka elbise. Bunu çünkü gece falan giyilebilir ama bazı elbiseler oluyor ki giymek pek mümkün değil. Şimdi asıl askıdakiler gitti. Tişörtlerden çok fazla ayırmayacağım. Çünkü askıları mutlaka giyiyorum. Ceketler orada. Şimdi ben bu yazlıkları yatağın altına hurçlayacağım. Ondan sonra yerleştirmeye geçiyoruz. Şimdi raf tam olarak açılabiliyor mu bilmiyorum ama benim gerçekten normal kıyafetlerime göre çok çok fazla sweatshirt'üm var. O yüzden şurada böyle büyük bir daha genişçe bir raf vardı. Buraya ya gerçekten çok kötü yerleştiriyorum bu arada ama buraya sweatshirt'leri yani şuraya kazak ve sweatshirt'leri koyayım diyorum. Karışık bu arada. Kesinlikle işte ne bileyim model, tarz, kumaş vesaire hiçbir şey ayırmıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar iki iş yaptım. Totalde yatağın altından çıkarıp birkaç şey yani o da hepsini değil ayırdım. Bir anda acıktım. Fena halde acıktım. Ben şimdi içeri gidip salata gibi bir şey yiyeyim. Sonra buraları size göstere göstere şurada bir şeyler göstermem lazım size. Şu giyme odasını diziyoruz. Arkadaşlar yedim de geldim. Yemek yerken insanların giyme odası düzenliyorum videolarını seyrettim. En düzensiz benimki şu ana kadar. İzlediklerim arasında gerçekten ben en kötü gidiyorum. Bu işe biraz renk katmaya karar verdim. Nasıl yapsam? O zaman alıyorum. Burası biraz hareketli. Şaka şaka. Değil. Tık için her şeyi yaparım. Kafayı yedim. Artık twist üstümü hatırlarsınız. Yeni sezon. Çok tavsiye ediyorum. Müthiş bir parçadır arkadaşlar. Şimdi böyle hafif ince kazak ama olmayan ne dedi ki buna? Triko da mı denmez bir şey denir? Hiç de bilmiyorum. Mavi. Maprimi Giovanni koleksiyonundan. Böyle beğendiklerimi gösteriyorum. Bay Umut diye bir marka biliyor musunuz? Ben çok beğeniyorum. Bu onun tasarımı. Bunu giymiştim bir kere hatırlarsanız. Böyle vatkalı. Alttan çıt çıtlı. Müthiş bir şey. Geçenlerde bir tane şey giydim. Story'me koymuştum. Böyle alttan çıt çıtlı, böyle uzun ve buradan buraya geliyor kapanan. Böyle seksi bir üst, Bershka hatta. Onu giyip stüdyoya gittim. Bu arada bu da Bay Umut. Bunu hatırlıyor musunuz? Bir kere giymiştim. Şöyle biraz daha orantısızdı kolu. Nasıl anlatacağım şimdi bunu size? Biri böyle tam omzuna oturuyor. Biri de böyle yan geliyor. Bu da çıt çıtlı. Şey, onu giyip stüdyoya gittim. Orada Burcu şey diyor. Ay bunu kazakların arasına koyayım. Bir dakika. Böyle yapıyor. Ala Hanım, torması ayıp. Altınızdaki zıbın mı? Ne diyorsun? Sorması ayıp mı dedi. Başka bir şey söyledi. Çok aşırı naif bir şekilde gelmişti. O an çok iyi. Altındaki zıbın mı? Şimdi kazaklar devam ediyor. Bu Zara kazağım. Böyle tam ara havalarda giymelik şeyler. Şöyle bir Adika üstüm var. Size bu Adika markasını anlatmam lazım. Bu Adika markasını sonra Google'layın. Buraya bir yere bırakacağım. Gerçekten sipariş verdiğim her şey iki güne geliyor. Tamamen Amerika'dan yollamıyorlar çünkü ama ben bunların hepsini Amerika'dan alıyordum. İşte yanları yırtık, kotum da dahil olmak üzere çok böyle enteresan
falan, jeanleri falan var. Ve bir sürü eşofmanları falan da var. Bunu da hatırlarsınız. Pineapple da çok seviyorum. Aklınızda olsun, eşofmanları falan acayip güzel. Belinizi saran takımları var. Neyse, konumuza dönelim. Adika. Şu askılara gidiyor. Sipariş verebilirsiniz oradan. Gerçekten çok hızlı geliyor. Onun dışında $15 bir shipping parası var. Kargo parası. Hemen bir gün içerisinde burada oluyor yani. Bir sıkıntı olmuyor kısacası. Sipariş verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Şimdi böyle şu inceleri şuraya koyacağım. Yani sığ ya. Sığdı. Yani çok ince bir çizgide sığdı. Konuyu açıyor, görüyor musunuz? Konuşuyoruz. Neden yoruldum ya, gördünüz mü? Yaptım ya, o yüzden böyle bir nefes nefese kaldım. Çok saçma. Hiç spor yapmıyorum bu ara, o yüzden. Kazaklar, üstler. Devam ki. Bunu en alta koyacağım. O kadar da... Biraz mola mı alsam? Hayır, biraz mola. Bir tas salata yedim o yüzden. Durun bakayım, polarları da getiriyorum. Ay, işin kötüsü bu hepsi değil. Daha şuradaki hurçları getireceğim ben buraya. Burada da böyle bakın biraz daha polar. Bunu en üstte koyacağım. Aa! Neyse. Yakalamaz bunları oradan. En üstte koydum. Asla alamaz merdivensiz. Tamam. Şimdi hurçları, kolileri getiriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey. Oo, buradan bayağı bir şey çıkar. Durun ben bunları ayıklayayım. Tamam. Bu kazakları da biraz kategorilendirelim. Bazı şeyler vardır. Mesela gerçekten vedalaşmak istemezsin asla giymediğini bilsen de. Bu kazak onlardan biri. Ömrümde hiç bu kadar çirkin, yani çirkin değil, çok güzel. Ama böyle hayatıma gerçekten bela olmuş bir parçadır. Hani böyle korku filmlerindeki gibi çöpe atarsın, yatağın üstünde verir ya. Öyle bir şey bu. Gitmiyor. Bunu küçük ya da sokak arasında saçma sapan bir dükkandan aldım. Birin küçük ya Maltepe'den. Örgü ama rengi çok güzel bir mor diye. Ben bunu ısrar ergenlik dönemlerimde giydim lise zamanından ve asla atmalarına da izin vermedim. Ama artık vedalaşma vaktidir. Vereceksin ki yenileri gelecek falan, öyle spiritüel bir laf vardı. Bunu ben kenara atıyorum. Bu ihtiyaç sahiplerine gidecek. Şimdi kazaklarımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi renkli bir kış bizi bekliyor. Arkasında şöyle kapatacağım. Evet, 3 tane hayvan olmayacak. Neyse. Kazaklarımızı katlayalım. Şöyle bir Ralph Lauren kazak var. Ralph Lauren'in kazaklarını seviyorum. Aslında o yüzden sıklıkla neden oluyorsa alıyorum. Şöyle bir hırkan var. Bunu Rus bir arkadaşım kendisi yapıyor elinde. Yani bence tatlı. Hala nefes nefes oluşumun farkında mısınız? Benim vücut yaşım 70 falan herhalde. İşte böyle değildim ben eskiden. Gençken. Bu hırkayı gördüyseniz çıkarayım. Bu hırkayı da giyiyorum. Yani kışın böyle alt üstüne çıkıp yerlere giderken çok sık giyiyorum. Vedalaşmam gereken bir parça mı yoksa? Evet, eski sevgilimin bir parçasını bulduk. Gözlerinizin önünde buldum. Özür dilerim. Bir kediyi yaraladıysam bu ayıklama kısmında gerçekten çok eski kalıntılara rastladım. Eski, bana ait olmayan parçaları ayıklamak da zor oldu. Şimdi onların bazılarını çaldım. Kendime göre mesela beğendiğim sweatshirtler falan olursa hiç olmamış, ortaya çıkmamış gibi davranacağım. Bunlar artık benim oldu. Bu benim Anadolu Efes. Gördüğünüz gibi ismim yazıyor. Sweatshirtüm. Bunu da sweatshirt kısmına koyuyorum. Anadolu Efes de değil aslında. All Star sweatshirtümmüş. Şimdi Anadolu Efes'i de sen altında bırakmak istemem. Bana böyle bir sweatshirt yapmadınız. Olsanmış o. Benim mi değil mi emin değilim. Bunun yeşili sanırım benim de artık. Turuncusu da benim. Bu müthiş Nike. Bu bayağı benim değil ama artık işte kim bulursa onundur arkadaşlar. Ah, harika bir parça gerçekten. Kesinlikle benim bu. Özellikle şu çantamla bakın şimdi. Biliyorsunuz bir çekimde giydim ben bunu. Şu çantamla uyumuna bir bakın. Sıfır. Sıfır, hiç uymadı. Renkleri uyuyor diye de takılmaz öyle şlank diye. Tarz olarak çok kötü bir ikili oldular ama sorun değil. Ben bunu başka bir şeyle kesin kombinlerim. Bu bana ait. Almaya çalışanı paralarım gerçekten. Ama bu aşırı kışlık olduğu için ben bunu başka bir yere asacağım. Aa, o kadar da şey yokmuş be. Bunlar kıyafetlerim öyle çok da şey değil. Sabahlığım. Yazık, anneannem bunları böyle ciddiye alır böyle şeyleri. Aşırı hurçlar falan. Bunu da Rus arkadaşım Pelin Akil'e vereyim diye bana bunu verdi. Pelin'cim bunu izliyorsan, bu senin hırkan yaklaşık 2 sene... 1,5 sene önce falan elime geçti ama ben sana bunu kasten vermedim. Helal et. Bu rengini de sevdiğim için dedim hiç elime geçmemiş gibi yapayım. Şaka yapıyorum, unuttum tamamen. Ama artık gene istemezsin diye düşünüyorum çünkü ben onu giydim.
Evet arkadaşlar, bu ne olduğu belli olmayan kazak. Hani gerçekten o kadar saçma ki ne üzerine mont giyebilirsin. Ne şu kürkün seni korumasına ihtiyaç duyacak kadar soğuk bir havada sadece bununla gezebilirsin. Bomboş bir parça. Almışım artistik için bir kayak tatilinde. Dona dona bunu giymişim. Bu da ihtiyaç sahiplerinden birine gidiyor. Şunu da çıkarıyorum. Giyerim bunu ben. Daha saçma bir parça var. Deniz kızı battaniyesi. Şimdi buraya bir yere bu battaniyenin tek işlev gördüğü anı fotoğrafını koyacağım. Evet, Emrecan gördüğünüz gibi bir gün bende kalırken hiçbir şey bulamıyor. Üzerine battaniye falan. Benim bornozumu giyiyor. Altına da bu erkeksi narin deniz kızı battaniyesinin şurasına gelecek şekilde kendini yazıp korumaya çalışıyor. Bu battaniyeyi de atıyoruz bu kenara. Bir battaniye daha buldum. Anneannem bunu en derinlere koymuş. Kaşmir, Tarın'ın arkadaşları falan bunu şey yapar diye. Oldukça iyi halde. Okey. Bu kazakları koymam yeterli sanıyorum. Aa bayağı. Şuraya atsam yeter ya. O kadar da yokmuş benim kıyafetim. Benim kıyafetim yokmuş. Arkadaşlar tişört dolabımı göstereyim de ne durumda görün bak şimdi. Allah aşkına bakın. Daha dağınık bir şey gördünüz mü önünüzde bilmiyorum. Hani benim tişörtüm de yok bence o kadar. Şaka şaka. İşte gördüklerimizden etkileniyoruz. Tamamen gördüklerimizden etkileniyoruz. Yoksa var benim kıyafetim. Bir dakika kapı çaldı. Giyinme odasına dair en güzel rafı gösteriyorum size. Burayı burada spor sütyenleri falan var. Onları zaten sonra gösteririm. Taytlarım. Taytlarımı Buse dizdi böyle. Buranın ki burada şu an. İnanılmaz seviyorum Buse'cim sağ ol. Burada böyle çantalar. Şurada şöyle biraz dağınık çantalar var, kemerler var, takılar var. Tamam, içerikleri buraya getiriyorum şimdi. Yani ben hala eşyalarımın tamamının bunlar olduğuna inanmıyorum. Acaba inanmak mı istemiyorum yani? Çünkü var gibi de hatırladım biliyor musunuz? Hay Allah. Asılacak bazı şeyler var mesela gömleğim. Nedense böyle abuk subuk renklere çok tutuluyorum. Bunu geçen sene Zara'dan almıştım. Artık bulabileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden hiç boşuna bunun üzerinde durmayacağım. Ya burada hiçbir düzen yok kafama göre. Ve Jale ablam dediğim gibi hayal gücüne göre ilerliyoruz. Asla gömlekler şurada efendim. Şurada abi. Abiyeler. Şurada daha böyle gece parti elbiseleri falan hiç sıfır. Hiçbir ayrım yok. İnşallah ev turuna kadar size böyle şov yapmak için biraz toparlarım. Şimdi şu elbiseme bir bakın. Çok güzel bir elbise. Ay bunu mu giysem ben cuma günü? Bir yere gitmiyorum bu arada. Sadece cuma diye. Bu Cup of Stars markası. Böyle alttan. Ben böyle şeyleri seviyorum. Ay bu arada Trendyol'dan çok güzel şeyler sipariş ettim. Onlar gelince size neler aldığımı da gösteririm. Keşke bugün gelseydi, bugüne yetiştirseydim de gösterirdim. Neyse biliyorsunuz artık link verdiğim için sıkıntı yok. Şimdi bunu ben buraya koyayım. Ay burada da askılar var. Hep alayım bunları. O kadar kötü bir askı düzeni falan da var ki inanamazsınız. Şöyle bir ceketim var. Günün geri kalan kısmını bu ceketimle tamamlamak istiyorum. Böyle mahallenin delisi gibi. Geçen sene değil de ondan önceki sene falan galiba. Doğum günümde giymiştim. Tam kira kiralık bir şey. Şöyle bir elbise var. Bunu şimdi göstermek lazım. Bir dakika. Şunu bir asalım. Yazık. Bir çabalamışım. Bir ahşap askı almışım. Ama hiç devamı gelmemiş. Ya benim hiç böyle şey konularında da düzen konusunda takıntım olmadığı için. Hani olanlara da imrenmiyorum bu arada. Ay keşke benim de böyle çok düzenli olsa. Yani giyinme odam tabii ki bir tık daha düzenli olabilir ama hani böyle işte hepsi aynı hizada olmalı ve işte pantolonlar bilmem ne böyle arka arkasına her şeyi görmeliyim falan. Hiç o kafada biri değilim. Profil düzenim olsun. Üç satır aynı olsun. Hiç asla böyle şeyleri yani nasıl güzel çıktıysam bir de arka planımla mı uğraşacağım yani? Çok güzel çıktım koyamayacak mıyım ben bu tarafı? Öyle mi olacak? Keosmuş bu. Bunu da var ya giyeyim diye katre. Bu elbise bu arada. Ceket elbise. Aa ne fena oldum. Çok kötü oldum. Bir ceket değil normalde. Elbise mini. Hiç giymedim henüz. Bir gün inşallah Katre. Yani bir yere sosyalleşip gidersem mutlaka ceketimi giyeceğim söz veriyorum. Ters düz bile yapmıyorum. Valla. Zaten ben biliyorum neyin nerede olduğunu. O yüzden sıkıntı yok. Bakın bu takımı hiç giymedim ama gerçekten çok güzel. Şöyle bir ceketi var. Emel İsmailoğlu. Birazcık bana küçük mü geliyordu? Yok. Ha, minyon da biriyim aslında. Evet. Ay Emel Hanım. Ay vallahi küçük bu. Ama çok da kötü değildi böyle ince bir şeyle. Okey yani. En kötü ihtimal ceket. Bir de bunun böyle bir eteği var. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Böyle takım. Sanırım hala Emel Hanım. Emel İsmailoğlu. Bunları yapmaya devam ediyordur diye düşünüyorum. Ben şimdi bunu da bir şekilde asayım. Böyle veya böyle. Bu arada evde köpek var. Biliyorsunuz Punch. Ve itinayla kapıda biri olduğunda havlıyor. Yani ben bayağı güvenlik köpeği gibi. Fakat işin kötüsü şu ki apartmandan biri mesela aşağı doğru yürüyorsa inerken ya da ne bileyim kapıdan işte görevli çöpü alacakken falan o zamanlarda da havlıyor. Ya da gece bir yarısı hani yani biri geçiyorken falan da havladığı için
Şöyle bir elbisem var. Bu elbisemi bilirsiniz. Giymiştim. Boş verin. Şurada bir yerde de bunun. Mantıklı biraz kıyasayım. Bu elbisenin markası da Cup of Stars. İnşallah güzel bir günde bunu tekrar. Nereye asmıştım ben diğer elbiseyi? Buraya. Şimdi bu elbiseyi çok seviyorum. Asla giymedim. Zara'da bir ara çok popülerdi. Böyle Rachel falan da giyiyordu bunlardan. Aşırı böyle uzun. Zara'dan almıştım bunu da. Bir kere bile daha henüz giyemedim. Giymeyi çok istedim ancak olmadı. İnşallah artık bunu bir botla bir şekilde giyeceğim. Şöyle bir Nike yağmurluğum var ama bunu buraya asayım. Zaten buraya niye yağmurluk asalım? Ya bunun etiketi üzerinde yarım bir şeymiş. Ama leoparlı. Eğer bu da bana olmazsa neden elim girmiyor buna? Tamam. Müthiş. Müthiş bir parça. Unutmuştum. Bunu da şuraya bir yere asacağım. Montlarım burada değil. Şurada başka yağmurluklar da vardı. Onları da buraya asmayayım. Kaba kaba durmasınlar. Şurada da bakın. Bir Nike yağmurluk var. Bu benim olmayabilir. Yine çalmış olabilirim. Eğer bu üstü tanıyan varsa herhangi bir yerden evimize gelip çıkan. Ala o senin değil ki falan gibi yorumlar yaparsınız. Sakın yapmayın, kendinize saklayın. Benim artık. Yani ben artık bu üstü kimindir değildir diye düşünecek de değilim. Unutmasalar da bırakmasalar da giderken. Ne yapalım? Bakın normalde burada kok ceketler, trilyonlarca mont var. Bir de dönme dolaplarda var. Size bir elbise göstereceğim. Pişi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya burada da uzun uzun elbiseler var ama oraya gerek yok şimdi. Böyle bir şey göstermeyecektim. Bakın bakın. Bu da Love on Friday markasının. Kolları böyle vatkalı. İnşallah yakın zamanda giyeceğim. Bu tam böyle belime geliyor. Burası böyle taştı. Böyle bir elbise. Çok güzel. Yakın zamanda inşallah bir yere bir vesileyle bunu giyebilirim. Çünkü şu anda yer stüdyo. Şimdi sizi bir de şu kısma götürmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Burası. Şurada benim o korkunç tişörtlerim var. Bayağı kötü durumda orası. Burada montlar, daha ince kot ceketler bilmem neler var. Burada Dileğin asılacak elbiseleri var. Yani asılmış bile. Gördüğünüz gibi hiç onda da yaz kış ayrımı yok. Kesinlikle yok. Her şey kesinlikle düşünülmeden umarsızca konmuş. Buradan nasıl ayırt ediyor bilmiyorum. Çıkarıyor giyiyor ama iki kadının dolabının birleşmesi bence güzel. Ben de kıyafet ondan alıyorum. Gerçi ben onunkilere pek girmiyorum. O birazcık hani burada çıktı kabaklar. Sweatshirt kısmına gidiyor bunlar şimdi. Bu ne Dilek? Bana ait bir şey mi bu? Tamam. Şuraya sıkıştırıyorum kimse şeye. Ay alta da bir şeyler koymuş ki bu. Ay önünü göremezsin. Bak bak Allah aşkına bakın. Burayı açıyorsun bir şeyler çıkıyor. Benim değildi ki. İyi buraya kemerlerini koymamış. Hayret doğrusu. Şok oldum. Bunlar şuraya gidecek. Bu çekmecelerde. Çekmeceler çok korkunç durumda. Alayım sizi şöyle bir. Bu yine benim değil. Tamamıyla Jale ablanın hayal gücüyle donatılmış çekmeceler. Gördüğünüz gibi düzen ve nizam sıfır. Buraya bakıyoruz. Düzen ve nizam var mı diye. Kesinlikle yok. Ve yazlık alabildiğine yazlık. Ürünlerle donatılmış. Burada ne görüyoruz? Bir hırka. Ya hırka gurur duyuyor olmalı şu an. Tek başına bir odası olduğu için. Yani şunu saymazsak çünkü burada da Dileğin. İnşallah bulur bunu. Hadi bakalım. Sürpriz yumurta gibi bir yere bıraktık. Ay söyleyeceğim. Tamam ya. Söyleyeceğim. Oraya tıktım diyeceğim. Şimdi burada tabii ki yani yaz gitti, kış geldi diye her şeylerimiz öyle kışlık olacak diye bir şey yok. Hani mesela şöyle şeyleri de illa yani giyiyoruz üzerine ceket giyiyoruz falan. Bunu Urban Outfitters'dan almışım fakat o kadar güzel giyemiyorum çünkü hani bunu Dilek giyiyor biraz daha. Benim memelerim küçük olduğu için bu tür şeyler çok bastırıyor. Mesela kollarındaki eti fışkırtıyor ya tabii o senin kilonla da alakalı yani bende oluyor bu. O yüzden bunu çok giymekten hoşlanmıyorum. Dilek giyiyor diye bunu tutacağım. Şöyle 50 pieces yine bir burası var. Artık bu ne denir? Bralet mi denir? Ben bu 50 Pieces markasını çok seviyorum. Sizin de aklınızda olsun. Hani fiyatları da uygun. Türk bir girişimci kadının markası. Çok memnun kalırsınız. Özellikle bazı pantolonlarına hasta oluyorum. Böyle şey eşofman gibi. Hatta bunu paylaşmıştım pandemi zamanında story'imde. Eşofmanlara, takımlarına falan gerçekten bayılırsınız. Bu güzel bir parfüm kokuyor. Bu giyilmiş ve çaktırılmamak üzere geri konmuş gibi bir his uyandırdı bende. Ve kesinlikle benim parfümüm değil. Kim sizce? Neyse. Rezil etmeyeceğim şimdi onu burada ismini vererek. Bu üst dünyanın en güzel üstü. Bu da Urban Outfitters'dan. Yani şu anladınız değil mi? Şu kumaş. Kedi var burada. Bak pişi. En büyük problemimiz bu. Dolap kapağını açtığım anda ikisinden biri mutlaka içeri giriyor. Ve ben onu oraya soktuğumu asla anlamıyorum. Bir keresinde işte hatırlıyor musunuz? Pişi dolabın arkasında mahsur kalmıştı. Ondan sonra
tabii ki aradan böyle bir iki tanesi çıkıp fark etmedim mi de kedi oraya nasıl giriyor? Yani siz kedilerinizi her gün böyle GoPro ile mi seyrediyorsunuz evin içinde? Yanınıza geliyor gelmiyor. Benimkiler benden bazen nefret ediyorlar. Ben bir gün bile görmediğim oluyor yani. Ben hayvan düşmanı ilan edildim yine o olay olduğu zaman. Yani benim kadar gerçekten böyle hayvanlara böyle kalbini çıkarıp verecek gibi olan bir insana söylenebilecek son lafları işittim. Görüyorsunuz giriyor işte düzenleme yapıyorsun. Giriyor tabii ki kontrol ediyorum falan. Ama bir yere kadar önünü alabiliyorsun. Şurada benim Plan Bear. Çok güzel bunun sırtı da. Bunları işte giyiyorum falan ama bu biraz yazlık kalacak. Bunu giymem gibi şu anda. Kenara ayırıyorum. Bu spor sütyeni şeyine koyacağım. Bu swoosh braletleri biliyorsanız spor yaparken aynı zamanda göğsünüzü çok sabit tutan ve böyle hani ağza sokmayacak gibi zıpladığınızda size rahatsızlık vermeyecek tarzda bir spor sütyeni. Evet. Bu özel parça. Tuğçe Özkaynak. Bu parça Geri Gel klibinde giydim. Hani o kadar hızlı yapıldı ki bir günde falan. Hani kız fermuarı bile kesememiş yani. O kadar fenaydı. Bunu da geçiyorum. Gömlek buldum. Bunu da giyeceğimi düşünmüyorum şu an için. Yazlıklara gitti. Şöyle etiketi üstünde bir yıldızlı bir crop üst buldum. Giyilebilir. Neden giyilmesin? Tutacağız bunu da burada. Yine mesela aşırı yazlık bir şey çıktı gidiyor. Bunu çok beğeniyorum aslında. Fakat çengel iğneni tutmuşum. Beğeniyorum. Beğenmiyorum değilim. Şöyle yakalı şeyleri askılı. Bu da bizimle kalsın bence. Biraz koparmıştım sadece. Onu düzeltmek gerekecek. Şurada korkunç yazlık şeyler var. Onları yolladım. Ama geçenlerde şöyle bir hediye geldi arkadaşlar. Göstereceğim şimdi size. Hiç giymedim bu arada daha. Nasıl oluyor bu böyle? Ay pişi oyun mu bu şu an aşkısı? Şey yapıyorum anneciğim. Sadece durmuyor üzerinde şu anda. Bence iyice böyle öne gitmesi lazım. Ben ters mi giydim? Neyse buna şans vereceğim. Daha hiç giymedim. Çünkü markası Lecle diye. L-E-C-L-E. Lecle. Burada da bir yine şöyle bir askılı. I'm Not Basic markasına ait mol beden bir üstüm var. I'm Not Basic. Bunu da yollamıyorum. Mavinin çok sevdiğim şu kot büstiyeri var. Crop topu var yani. Bunu göndereceğim yazlara. Yine mavinin bir spor sütyeni buraya karışmış. Bunu da spor sütyeninin olduğu yere. Şunlar bir ara zaten çok modaydı biliyorsunuz. Zara'da falan biraz daha şöyle gelen çıt çıtlılar. Çıt çıtlı hassası olduğum için nedense. Bu askılar hepsi buraya koyuyorum. Yine çıt çıtlı bir şey. Vanterli bir şey geldi. Bunların hepsini aynı bölümde tut. Biliyorum yani askıları. Şöyle bir şey var. Ne kadar eski olduğuna inanamazsınız. Bakın sadece aslında yani şu göğüs kısmını kapatan çiçekler var ama onun dışında tül. Ben bunu gece böyle hani gece kulübüne falan giderken böyle üzerime bir ceketle giyiyordum. Ancak artık gece kulübüne de gitmediğim için bu kadar cesur bir şey giyemem bence. Şöyle bir mavinin bunu biliyorsunuz. Serenay koleksiyonundan çok güzel bir yine crop üstü var. Bunu ben Zara'dan almıştım sanıyorum. Altı böyle çapraz da kalabilir. Şunu göndereceğim. Burada çok basic bir crop var. Bunu göndereceğim. Bu nedir? Ha bu da ipli. Yok bu değil. Bu uzun kollu. I'm Not Basic markasını bilmiyorsanız gerçekten çok güzel basic üstler, askılar, uzun kollular var. Bu da I'm Not Basic markasına ait. Böyle çok güzel, rahat, yumuşak bir kumaşı var ama bu buranın değil. Uzun kollu çünkü. Bunu da Trendyol'dan almışım. Lacivert böyle önü şöyle bir kalın bir kumaşı var. Bu da galiba I'm Not Basic olması lazım. Evet bunu biraz çekiştirmişim önden ama. Bu da yine I'm Not Basic markasına ait. Uzun kollu bir şey. Bunda pantolon takımı var normalde. Bir arkadaşımın tasarımı. Yabancı bir arkadaşımın ama bulamazsınız. Artık sanıyorum yapmıyor galiba. Bunun pantolonu da var. Damla Bilic'in doğum gününde giymiştim. Şöyle bir Zara'dan kadife turuncu bir askılı almışım ne manaysa. Bu arada tişört bölümünde de askılar var ama asla girmeyeceğim o işe yani. Şu Zara Samsung çekiminde giymiştim. Normalde asmak lazım ama kesinlikle onunla uğraşmadım. Bu aynı siyahın beyaz askılı. Ya daha çok askılı var. Bu kaldı hali. Şimdi şu yazlıkları çok hızlı bir şekilde alt rafa geçtim. Eliyorum. Yine şöyle Palm Angels. Bir tane daha böyle. Şu daha etiketli yani geçen sene falan almıştım. Bershka'dan neon nedense. Bunları yine giymedim. Ayırıyorum birisine vermek adına. Bunun ne olduğuna dair bir fikrim yok. Gidiyor. Bunu çok iyi bilirsiniz artık. Tanıyorsunuz bu üstümü. Bu üstü tanımayan yok. Yazlıklar arasına gidiyor. Şöyle bir üstüm var. Artık şu kadar kolum yok ama. Bu da bir askı. Yani şey bir üst işte. O da gitti. Bunun da fotoğrafım vardı. Bu kalabilir. Pantolonla. Bunu da giyilebilir. Böyle bunu Outfitters markası. Yine şöyle. Ha bunu yeni almıştım. Askılı. Markası Bershka mı? Bershka. Şöyle yine alıp hiç giymediğim Forever 21 marka bir örgü gibi böyle bir tişört. Yazlıklara yollayacağım. İnanılmaz derece
derecede kısa ama böyle içine bir spor süteniyle gelebilecek bir tişört. Bunu da crop kategorisine koyuyorum. Bana çok küçük gelen, o yüzden vereceğim bir jele askılı. Yani bu artık biliyorsunuz zaten alttan çıt çıtlı bile değil o tarz bir şey. Urban Outfitters'da almıştım. Kumaşı çok güzel ama artık çok hat belli ediyor. Yani şu andaki kemiklerine kadar belli ediyor. O yüzden bu askılıyı vereceğim. İstemiyorum. Şu oldukça Beyoğlu markasının inanılmaz düz, basic bir askılı. Arkadan fermuarlı üstü. Demin hırkasını katlamıştım. Onun askılısı. Bu da normal basic pull&bear'li askılı. Bunların hepsini şöyle anneannem yapmış bunu herhalde. Sabun aralarına koyuyorum kokmaları için. Şarjım bitiyor. Birazcık şarj edeyim. O sırada buraları toparlayayım. Şuradan inanılmaz sesler geliyor. Aa, evi soyuyorlar. Anladım. Şimdi anlaşıldı bu sesler. Evi soyuyorlarmış. Ben diyorum bu tıkırtı nereden geliyor? Çünkü burada kuş falan var sandım. Kuş yok, iyi. Evi soyuyorlar bir şey. Ben çallamadığı için şu an çok büyük bir tehlike görmüyorum ama buraları biraz toparladım ben siz yokken. Şu parfümleri zaten konuşmuştuk. Buraları göstermeme şu an için ben makyaj yapmadığım için böyle biraz fazlasıyla dağınık. Sen de var sabahtan beri uyuyorsun ha pişi. Kedisin diye de bu kadar da yani mazur görülecek değilsin. Sabahtan beri hiç mi kalkmaz bir kedi ya? Nasıl toparlamışım? Bakın nasıl? Aslında burada şimdi bir fotoğraf çekeyim ben. Bir patlatayım bir fotoğraf. Buraları size ben böyle ev turunda böyle artistik çekeceğim. Böyle detaylı falan. Ama şimdilik bununla tatmin olacağınızı düşünüyorum. Ceketlerimi en son göstermemiştim. Ultra kalabalık bir ceket dolabı da var. Böyle yani arkadaşlar. Toparladık. Yatağın altından minik minik kışlıkları çıkardık. Çıkardık. Montlarımı sensiz tabii hiç. O ses ne? Hayvan oluyor. Ah. Gece. Adını ben şu an koydum. Gece. Hay Allah'ım ya. Deli mahallesi gibi ya. Yemin ediyorum deli mahallesi ya sanki. Böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar buralarda falan o kadar kalabalık ki bakın bu gidecekler. Bunları buraya astım. Montlar içeride de var. Şu ayakkabılığı da göstereyim size bakın. Bir kısmı burada duruyor. Bir kısmı içerilerde duruyor. Burası böyle komple bir ayakkabılık gördüğünüz gibi. Böyle gelebiliyorlar. Ama finali şöyle yapmak istiyorum. Gerçekten çok fazla ev değiştirdim. Ama hayatımda gerçekten hiç böyle bir giyim modam olmamıştı. Yani benim çok hayallerimi çok ultra süsleyen ve beni inanılmaz tatmin eden inanılmaz bir giyim modası oldu. Şu an üzerinde oturduğum adada dair olmak üzere. Tekrar tekrar Ray Concept'e, Buğra Bey'e çok teşekkür ederim. Beni anladınız. Melek Hanım aynı zamanda. Beni anladınız. Tamamen kendimi yansıtmama izin verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Prenses gibi hissediyorum ve yerleşmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beğendiyseniz siz de onlara DM atıp fiyat bilgisi falan alabilirsiniz. Bu arada bu kadar Ray Concept dedim ama gerçekten çok güzel olduğu için yoksa para verdim yani. Sadece işte daha fazla kışlığım var sanıyordum. Bu video daha da uzar sanıyordum ama bu kadarmış. Bir sonraki videoda görüşürüz. Düzgün bir vlogla karşınızda olacağım gibi hissediyorum. Haberleşiriz, konuşuruz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi burada bir fotoğraf çekeceğim. Durun bakalım. Hoşçakalın.